4 Ağustos Cuma Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman yazısı. Cemaatler Gülen hareketinin iç yüzü hakkında çok önceden bilgi sahibi olduklarını ve bunu açıkladıklarını duyuranlar bulunmakla beraber o tarihlerde örgüt kendini sureti haktan göstermeyi becerebildiği, ithamları da bir şekilde etkisiz kılabildiği için genel olarak faydası zararından çok olarak kabul edildi ve şakirt olmayan Müslümanlar tarafından da fayda yönünden desteklendi iyi niyetle destekleyenler arasında zamanın devlet başkanından temizlik işçisine kadar pek çok insanımız vardır. Muhalefetin ikide bir de siyasi ayaktan bahsetmeleri bu bakımdan anlamlı değildir. Elbette o tarihlerde destekçiler arasında bazı siyasetçiler de vardır ve bu normaldir destekçilerin suçlu, hatalı, kusurlu sayılmalarının sağlam bir tarihini ortaya koymak gerekiyor. Resmi ve adli açıklamalar 17 ve 25 Aralık operasyon teşebbüslerini işaret ediyor. Şu halde bu tarihten itibaren desteğini çekmeyenlerin sonu darbe teşebbüsüyle biten gidişte etkili oldukları ve suça iştirakları söz konusudur. Tahkiki ve gerçek suçluların cezalandırılması işi ise yargıya aittir. Bu bir siyasi ve dini harekettir. Bu harekete cemaat deyince birçok problem ortaya çıkıyor. Bizim geleneğimizde böyle hareketlere ve cereyanlara cemaat denmiyor. Yaygın terim fırkadır. Geleneğimizde iki topluluğa cemaat denir. Birinci, ehli sünnet ve cemaat terkibindeki cemaat. ikinci cami cemaati. Fırka ana yoldan, ehli sünnet topluluğundan, ümmetin cumhurundan ayrılan, ümmeti bölen, ümmetin beyat ettiği başkanı tanımayan ve ona isyan eden sapkın grubun adıdır. Ehli sünnet ve cemaat terkibindeki cemaat ise şartlarını taşıyan bir halifeye beyat etmiş, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve asabının açıklayarak ve yaşayarak emanet ettiği İslam'ı benimsemiş ümmet çoğunluğudur cami cemaati yukarıdaki terkipte yer alan cemaatin alternatifi, rakibi, bölücüsü, ayrı baş çekeni değil, yüz binlerce camide, camide toplayan demektir. Aynı kıbleye yönelerek, aynı İslam akidesini paylaşarak, aynı siyasi otoriteyi tanıyarak ve itaat ederek ibadet eden ümmet parçalarıdır. Büyük cemaatin farklı mekanlardaki mütemmim cüzleridir. Geleneğimizde bu iki cemaat dışındaki ilim, ibadet, terbiye, yardımlaşma gibi maksatlarla bir araya gelmiş müminlere cemaat denmez. Yaptıkları işlerle anılırlar. Nefis terbiyesi, ahlak eğitimi ve insanı kamil inşası için bir mürşidin yönetiminde bir araya gelmiş müminlerse ehli tariktir. Yollarının adı tarikattır, mekanlarının adı da en yaygın olanı tekkedir.'' Ülkemizde Cumhuriyet devrimi tekkeleri kapattığı için tarikat eğitimi gizli ve örtülü örgütlenmeler şeklinde devam ede gelmiştir. Hasılı bugün ne yazık ki iç ve dış bölücülerin şeytani etkileriyle bölünüp parçalanmış, birbirine düşmüş, birlik ve beraberlikleri sözde kalmış bir ümmet var. Buna cemaat demek mümkün müdür bilemem. Bir de cami cemaatleri var. Gülen hareketi açıkça yoldan çıkınca devlet onların yakasına yapıştı ve hak ettiklerini yapıyor. Bazı yazarlar ve konuşmacılar hem onlara hem de mesela tarikatlara ve STK'lara bence yanlış yere cemaat dedikleri için endişeye kapılıyor. Onlar masum, onlara dokunmayın, dokunursanız İslam'a dokunmuş olursunuz diyorlar. Peki bu endişe haklı mı, gerçekçi mi? Cevabı gelecek yazıda.